Siklotron, yüksek enerjili parçacıkların üretiminde ve araştırmalarında kullanılan bir tür parçacık hızlandırıcısıdır. İlk olarak 1929 yılında Ernest Lawrence ve Stanley Livingston tarafından Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde icat edilmiştir. Lawrence, doktora çalışması sırasında manyetik alanlarda yüksek enerjili parçacıkların hareketini inceleyen bir araştırma yapmıştı. Bu çalışma sırasında, manyetik alanın parçacıkların yörüngesini belirlediğini ve böylece parçacıkların hızlandırılabileceğini fark etti. Ancak, manyetik alanın yönü sabit olduğu için, hızlandırma sınırı da sabit kalmaktaydı. Lawrence, bu sorunu çözmek için manyetik alanın yönünü periyodik olarak değiştiren bir düzenek tasarladı. Bu düzenekte manyetik alanın yönü, yüksek frekanslı bir alternatif akım kullanarak değiştiriliyordu. Böylece, manyetik alanın yönü periyodik olarak değiştirildiği için, parçacıklarda dairesel bir yörüngede hızlandırılabiliyordu. Lawrence, bu düzenekte manyetik alanın yönünü değiştirmek için kullanılan elektromıknatısın tasarımı içinde Stanley Livingston ile birlikte çalıştı. Bu elektromıknatıs, manyetik alanın yönünü periyodik olarak değiştirmek için kullanılıyordu. Lawrence ve Livingston, elektromıknatısın manyetik alanının yüksek frekanslı bir alternatif akım ile değiştirilmesini sağlayacak şekilde tasarladılar. Lawrence ve Livingston, bu düzenekte manyetik alanın yönü periyodik olarak değiştiği için, parçacıkların da her geçişlerinde enerjilerinin artacağını fark ettiler. Bu sayede, parçacıkların daha yüksek enerjilere ulaşması sağlanmış oldu. Lawrence ve Livingston, ilk siklotronu 1930 yılında, Berkeley'de inşa ettiler. Bu siklotron, manyetik alanın yönünü değiştirmek için kullanılan elektromıknatısın tasarımı sayesinde, parçacıkları 1.2 milyon voltluk bir enerjiye ulaştırabiliyordu. O dönem için çok büyük bir başarıydı. Siklotron, yüksek enerjili parçacıkların üretimi için kullanılan bir hızlandırıcıdır. Siklotron, yüksek enerjili parçacıkların üretimi için kullanılan bir hızlandırıcıdır. Bu parçacıklar, manyetik bir alanda dairesel bir yörünge boyunca hareket ederek hızlandırılırlar. Manyetik alanda hareket ederken, parçacıkların yükü nedeniyle Lorentz kuvveti uygulanır. Bu kuvvet, parçacıkların manyetik alan içinde hızlanmasına neden olur. Siklotron, manyetik alan ve elektrik alanlarının birleşiminden oluşan bir düzenek kullanır. Manyetik alan, parçacıkların dairesel yörüngede hareket etmelerini sağlar. Elektrik alanı ise, parçacıklara bir enerji artışı sağlayarak daha yüksek hızlara ulaşmalarını sağlar. Bu sayede, parçacıkların enerjileri artar ve daha yüksek enerjili hale gelir. 2 adet düzlem manyetik kutuptan oluşur. Bu kutupların arasında manyetik alan oluşur ve bu alan, parçacıkların dairesel bir yörüngede hareket etmelerini sağlar. Parçacıklar manyetik kutuplardan geçerken, kutuplar arasındaki boşluğa yerleştirilmiş bir elektrot çifti tarafından hızlandırılırlar. Elektrik alan, parçacıkların enerjilerini artırarak daha yüksek hızlara ulaşmalarını sağlar. Siklotronlar, tıp, nükleer fizik, parçacık fiziği ve diğer birçok alanda kullanılmaktadır. Özellikle kanser tedavisinde, yüksek enerjili parçacıklar kullanılarak tümör hücrelerinin yok edilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, nükleer fisyon ve füzyon reaksiyonlarında kullanılan yüksek enerjili parçacıkların üretiminde de siklotronlar kullanılmaktadır. Siklotronların avantajları arasında, parçacıkların yüksek hızlara ulaşmasını sağlamaları ve küçük boyutlu olmaları yer almaktadır. Bunun yanı sıra, siklotronlar diğer hızlandırıcılara göre daha ekonomiktirler ve daha az enerji tüketirler. Ancak, siklotronların dezavantajları arasında, yalnızca belirli bir hızlandırıcı olarak kullanılabilmeleri yer almaktadır. Yani, siklotronlar belirli bir enerji sınırına kadar parçacıkları hızlandırabilirler ve bu sınırı aşmak için daha büyük ve karmaşık hızlandırıcılar kullanmak gerekmektedir. Siklotronların çalışması sırasında, manyetik alanın homojen olması çok önemlidir. Eğer manyetik alan homojen değilse, parçacıkların yörüngesi bozulur ve istenilen hızlanma sağlanamaz. Ayrıca, siklotronların ürettiği yüksek enerjili parçacıkların kontrolü de zor olabilir ve güvenlik önlemlerinin alınması gerekmektedir.
Sonuç olarak, siklotronlar yüksek enerjili parçacıkların üretimi ve araştırmalarında önemli bir araçtır. Yüksek enerjili parçacıkların kullanıldığı birçok alanda önemli bir rol oynamaktadırlar. Ancak, siklotronların belirli bir enerji sınırına kadar hızlandırma yapabilmesi ve manyetik alanın homojenliği gibi bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Daha fazlası için bilim peşindeye abone olmayı unutmayınız.